Neden A7, C2? Ben Erdin Çomaç. Fotoğraf çekmek kolay hoş geldiniz. Sevgili dostlar, neden A7 C2 Sony'nin bu yeni kompakt makinesi? Biliyorsunuz C kompakt için verilen bir isim ve gördüğünüz gibi Oldukça kompakt, oldukça ufak tefek ve oldukça topu topu 514 gramlık bir e, kamera. Nedenlerden bir tanesi öncelikle o şu 33 megapiksellik full frame sensörü. Bu öyle bir e, rakam ki size gerek çözünürlükte gerek ISO performansında ve düşük e, ışık e, performansında iki dünyanın en güzel orta noktasını veriyor. Dolayısıyla bir düşük ışık canavarı bir kamerayla karşı karşıyasınız sevgili dostlar. Bu kamera biliyorsunuz range finder. Yani buradan bakıp aynı zamanda diğer gözünüzü açıp ortalıklarda neyin dolaştığını görebiliyorsunuz. Yani böyle bu, bu taraftan bakmak zorunda kalmıyorsunuz ki bu ikinci büyük bir avantaj. Ha, her ne kadar bunun EVF'i öyle en yüksek EVF'lerden bir tanesi değilse parlaklığını artırarak bunu gayet kullanılır ve gayet yeterli biçimde kullanılır bir hale getirmişler. Bir önceki versiyonuna göre şuradaki ekranın parlaklığını da daha doğrusu çözünürlüğünü de arttırmışlar. 1 milyon 40 bin noktalı bir ekran yapmışlar sevgili dostlar. Çünkü A7C2 size muhteşem fotoğraflar, müthiş çözünürlükle beraber harikulade kareler yakalamanızı sağlıyor. Yüksek dinamik aralığı 15 stop. Ondan sonra çok güzel yeni özellikleri var işte bracketing ilave ayarları var. Bu çok, çok, detaylara girmek istemiyorum. Ama güzel olan tarafı bu makina sadece bir fotoğraf makinesi değil. Bana göre piyasadaki şu andaki en iyi hibrit kamera. Bu kamera evet 4K 120 fps çekmiyor ama 4K 24 ve 4K 30'un yanı sıra 1.5 crop'la beraber 4K 60 FPS çekiyor. Sevgili dostlar bu kamera bir önceki nesline göre 7 stop, 5.5 stopa göre 7 stop IBIS ile geliyor size. Dolayısıyla da elde oldukça sabit. Aktif Steady Shot'u da devreye soktuğunuz zaman yani neredeyse gimbal gibi kullanabileceğiniz bir kamera haline gelmiş vaziyette. Videosunda bütün e, profesyonel şeyler var. Ne var? S-ne tonu var, S-log 3'ü var. SLOG 2'si var, HLG'si var. Ve onun haricindeki bütün işte film profillerinde kullanabiliyorsunuz. harikulade. Yani bugün ister e, ZVE1'de çekin, ister FX3'de çekin, ister bununla çekin. Bütün görüntüleri birbirlerine çok kolay bir biçimde uyumlayabiliyorsunuz, match edebiliyorsunuz. Bu kamera, bu yeni nesil biliyorsunuz şu şeyi çok seviyorum ben fotoğraf, video ve SNQ modlu değişebilir ve çok kolay değişebilir bir şeye sahip. Onu çok rahat bir biçimde kullanabiliyorsunuz. Bu kamerada bir de çok sevdiğim bir özellik. Özellikle YouTube içerik üreticileri için düşünülmüş ve ZV-E1'de de olan o auto framing. Sanki sizi başka birisi çekiyormuş gibi. Direkt olarak sizi zoomluyor ve ondan sonra da takip ediyor. Tabi ekranın içinde takip edebiliyor. Yani dolayısıyla bir gimbal yok. Sizi doğrudan doğruya takip etmiyor ama Ekranın içinde eğer geriden ve geniş bir ekranla yapıyorsanız, bir lensle yapıyor iseniz sizi çok rahat bir biçimde sanki başka birisi kamerayla sizi takip ediyor gibi otofemine özelliğine de sahip. Bu da ilave avantajı. Bu Sony'lerin de özelliklerinden bir tanesi ve bu kamerada onu çok da güzel daha da yükseltmişler. Clear Image Zoom yani bir buçuk kropluk bir Clear Image Zoom ve hiç kalite, görüntü kalitesi kaybetmeden e, sanki lensiniz işte 35 mm ise ya da 50 mm ise bir anda 75 mm'ye çıkartmanızı sağlıyor. Crop avantajı var. Müthiş bir avantaj var. Evet bu rolling shutter'ı en yükseklerden bir tanesi falan değil. Özellikle 4K 24 ve 4K 30 fps'de ama olur da bunu süper 35 mm crop modunda alırsanız o zaman rolling shutter'ı hakikaten dört dörtlük oluyor. Hiçbir sıkıntı yaratmıyor size. Bu kamera ile ilgili söylenebilecek başka mesela time çok Enteresan küçük detayları var şu anda onlara girmeyeceğim çünkü bir menü incelemesiyle beraber tekrar karşınıza çıkacağım bu kamerayla ilgili ve neler yapabildiğini çok daha detaylı bir biçimde anlatacağım ya da ne gibi avantajlar sağladığını ama bu kamerayla ilgili tabii ki söylemesi gereken en önemli şeylerden bir tanesi sevgili dostlar otofokus yapay zeka destekli işlemcisi yani inanılacak bir şey değil otofokus konusunda inanılacak bir şey değil sevgili dostlar hiçbir şekilde ne fokus kaçırabiliyor ne bilmem ne yapabiliyor. Akıllı modda sizin yerinize bazen çok daha güzel kar kararlar veriyor. Yok öyle değilse o, siz istediğinizi takip etmesini istiyorsanız touch tracking'i olağanüstü güzel takip ediyor. Ve ekran üzerinden çok rahat yapabiliyorsunuz. Sonra yeni e, uyarladıkları bu dokunmatik ekranla beraber ekrandaki komutları çok daha yüksek ve çok daha süratli bir biçimde değiştirebiliyorsunuz. Yani anlata anlata bitiremiyorum bu kamerayı ve çok güzel olan tarafı sevgili dostlar müthiş taşınabilirliği. Şimdi biliyorsunuz bende A7 R5 de var ve zv e 1 de var. Ama olur da seyahate çıkarsam zannetmiyorum ki diğer iki kamerayı alacağım. Bu çünkü hepsine yetecek. Doğru uygun lensle beraber tabii. Bu ne olur ne olabilir? 70'e 20'ye 70 lens olabilir. Ya da işte 16 16'ya 35 lensle beraber tek kamera, tek lens Videoda da, fotoğrafta da sizi hiçbir şekilde yarı yolda bırakmaz müthiş bir kamera haline gelmiş. Fujifilm X106'yı çıkarttı ya, X106'yı da almayı epeyce bir düşündüm. Bu hani rangefinder davası ama sonra vazgeçtim ve bu, ve bu kamerayı tercih ettim. O da tabii çünkü full frame, bu tür full frame kameralarda zaten kroplu kamerayı da dahilinde taşıyorlar. Eğer ki kroplu hale çevirmek istiyorsanız, içinde crop modu var crop modundan da ulaşabiliyorsunuz. Yani aynı kamera içerisinde hem full frame'iniz var hem de crop sensörlü makineniz var. Bu makine. Isınma konusuna gelelim. Videoda 4K 24 ve 4K 30 FPS'de batarya bitene kadar hiçbir sorun yaşamıyorsunuz. Birçok ısı ortamında. 4K 60 FPS için aynı şey söyleyemeyeceğim. Ortalama işte sıcaklığa göre 10 ile 20 dakika arasında kayıttan sonra kapanıyor. Evet bu kamerada neler yok. Birincisi tek kart slot var. Yani o da ne yazık ki e, CF Express tip A kart değil ama SD işte UHD 2 V90'a kadar destekleyen bir kart sistemine sahip. Tabii ki daha profesyonel işlerde çift kart slotu birçoğunuz tercih edebilir ama ben bugüne kadar samiyetle söylüyorum. Herhalde iyi marka ve kaliteli kartlar aldığım için bugüne kadar ben zaten herhangi bir kart sorunu yaşamadım. Hiçbir zaman da ikinci kart slotuna yedeklemek amacıyla kullandığımı hatırlamıyorum. İkinci dezavantajı HDMI portunun mikro HDMI olması. Ama güzel olan taraf ne biliyor musunuz? Bu HDMI mikro HDMI portu öyle güzel bir yere yerleştirmişler ki çok özür dilerim yanlış yere bak. Öyle güzel bir yere yerleştirmişler ki şu alta ekran açıldığı zaman bile bu HDMI port burada olması ekranınızı hiçbir şekilde engellemiyor ve çok rahat bir biçimde takip ediyorsunuz ekranınızı. Ee, güzel olan şeylerden bir tanesi bataryanın bu yeni tip bataryalar olması, Sony'nin bu geniş batarya tipi olması ve olağanüstü bir şey ömrü sağlaması, çekim ömrü sağlaması. Tabii bu kadar küçük ve kompakt bir ölçüde gönül ki daha fazla bir atanabilir fonksiyon tuşları olsun ama bunda bir tane C1 var sadece sevgili dostlar. Arzu ederseniz buradaki şeyi yani video kayıt düğmesinde bir şeyler atayabilirsiniz. Onun haricinde AF-10'a atayabiliyorsunuz ve şuradaki C2'ye atayabiliyorsunuz. Ama zaten çok fazla atamaya da şöyle gerek yok. Bir de biliyorsunuz şeyde de var bu lenslerde de bir tane atama fonksiyonu var. Çok fazla gerek yok çünkü zaten ekran üzerindeki fonksiyonlar o kadar e, çeşitli, o kadar bol ve o kadar kullanışlı ki ve bunları kendi kullanım biçiminize göre o kadar güzel e, düzeltebiliyor ve e, atayabiliyorsunuz ki zaten hiçbir sorun bırakmıyor. Sevgili dostlar, bu kamerayı alıyorsanız, ben şu anda piyasada, Türkiye'de piyasada olmadığı için alamadım ama bekliyorum gelmesini. Daha böyle kompakt bir lens var bu. Fuji'nin Fujikron serisi gibi f 25luk serileri var. Küçük, kompakt. Onun ben 40 milimetresini bu makineye monte edip o şekilde cebinizde bile taşıyabilir hale getiriyorsunuz ki harikulade ve müthiş bir şey. Bu içerikte C2'nin işte görüntülerini, fotoğraf bilmem ne yapmayacağım. Onu dediğim gibi Böleceğim onları. Fotoğrafla ilgili daha detaylı, video ile ilgili daha detaylı içeriklerle sizin karşınıza çıkacağım. Bu şimdilik bu kamerayı ben aşağı yukarı bir 10 gündür satın aldım ve kullanıyorum. Ve müthiş memnuniyetimi dile getirmek için ve bunu sizlerle paylaşmak için bu içeriği yaptım. Valla umarım bu içerik sizlere değer katmış ve beğenme butonunu hak etmiştir. Hala abone değilseniz lütfen abone olun. Bu aileyi hep beraber büyütelim sevgili dostlar şimdilik. Sevgiyle kalın, huzuruyla kalın, saygıyla kalın. Hoşça kalın. Ben Erdin Çomaç. Fotoğraf çekmek kolay. Bugünlük de bu kadar. <laughs>